Ondan 5 dolduk gümüşte görüşürüz demiş sağ olsun. O ses neydi lan? Aa Batu. Batu Başkan. Hemen madem Batu'dan şey geldi, dünyanın en tatlı adamlarını getireyim de ben görüntüyü. Ulan bir şey diyeceğim. Aa bizim Burçak'la boşluk lan. Burçak'la boşluğu yakalım. Ya şunlara bak, dünyanın en tatlı ikilisi olmadılar mı? Ya aslında oyun oynayacağız. Ben çok fazla muhabbet sevmiyorum ama şunları tipe bak ya, yemin ediyorum. Bak bir de öyle bir yakalamışım ki. Bu arada gecikme için de tekrar özür diliyorum. 8'de girecektim. Çeyrek geçe girdim. Mikrofon sapıttı. Onu da Skyrim videosundan biliyorsunuz. Şimdi dünyanın en tatlı şeyi ilan ettim. Batu'yla Sungur'u. Zaten ikisi de birebir, yani birebirde de çok tatlı adamlar. Ama yan yana gelince ayrı bir şeyleri olmuş. Cazibeleri olmuş. Ben çok o açıdan, yani gecenin sunumu açısından tatmin oldum. Ama tabii belli bir süre sınırı olduğu için atıyorum Batu'yu da Sungur'u da kısa kesin demişlerdir. Dolayısıyla tam performansa çıkamasalar da sırf ekranda şu duruşlara bak. Allah'ım mıncır. Al kafasını mıncır. Al öbürünün bıyıklarını mıncır. Öyle bir tatlılık. Şunu belirtmek isterim. Bak bak. Ay! Dur lan. Bunu da geri alıyor mu 10 saniye falan? Yok, öyle bir özellik yok mu? Buradan boşluk reisi de şey yapalım. Aa ben geliyorum olsa bak bak. Nasıl bir assolist. Eskişehirlerden şu gördüğünüz kim? Ben. Burçak, boşluk, üçümüz. Solok tuşu yemedi Tupek niyeyse. Tabi o kadar spot yiyince terlememek mümkün değil. Neyse ben şunu söyleyeyim. Bunları tek tek izlemenin, çarpmanın manası yok. Ama ödüllerde benim sürpriz hissettiğim bir MOBA. MOBA da benim için sürpriz oldu. Ben daha bir Levo alır diye düşünüyordum. Hani hem popülarite hem izlenme. Immortaru'yu bilmediğim için ama. Yalan yok şimdi. Adam da iyidir, hoştur. Bilmiyorsam benim cehaletim. Onun dışında Volkan, yani Grim, ya Grim ya Batu demiştim. Grim aldı. Bizde ya Mete ya ben demiştim. Yayın ödülünü Caho alır. FPS'te şeyle Cantu'la Ferit kapışır demiştim. Orayı da Ferit aldı. Sungur ödülünü aldı. Kızlarda da bir dakika, kızlara gelmem lazım. Ben tabii gönül gözüyle Pelin dedim. En yakın, en samimi olduğum, en aktif izlediğim için. Dur la bari kendimizi görelim. Neredeydik biz? Dur bakayım. Gazi Üniversitesi'ne çok sevindim. Gazi'deki çocuklara. Burayı da dün gelemeyen arkadaşlar için şey yapıyorum. Ha bu arada bana niye öyle çıkın? Ben çünkü bende maalesef arkadaşlar şık olamama, karizmatik olamama gibi bir huy var. Ben kıyafet tim yok. Ben takım elbise giyemiyorum. Yakışmıyor zaten. Tövbeliyim de. Belki çok giyinsem yakışır. Baktım şey müzisyene özellikle Şükrü'ye falan yelekli melekli. Yani adam ödüle değil kız almaya gelmiş falan. O derece. Ama ben zaten uzun yoldan geliyorum. Hani ne yapayım, giyinsem mundar olacak, elde taşınmaz falan. Çektim pantolonu, ayakkabıyı standart. Üstüne bir ceket attım. Polat Alemdar çıktım. O da bizim samimiyetimiz olsun. Ama hani erkeklerde Şükrü iyiydi yani. Helal olsun. Bayağı kız almaya gelmiş. Doğru. 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 Ondan sonra da 6.45'te uyuyorsun. 5 saat sonra 12'de zombi gibi uyanıyorsun. Ama değiyor. Ne zaman diyecek? İnşallah YouTube'daki izleyen arkadaşlar videoları beğense o editlere, o yüklemelere, o şeylere değecek. Bakalım.
Fırsat olsa askerden de atar. Net. Burada tabii şunu belirtmek gerek. Benim şöyle bir avantajım var. Daha doğrusu bizim şöyle bir avantajımız var. Ben buradaki bütün adayları birebir tanıyorum. Hepsiyle yüz yüze. Sese geldi de biz Gamescom'da oturduk, konuştuk. Hatta bir şeyler yaparız dedik. Gel gör ki ben ne FIFA ne PES becerebildiğim için şey çıkmıyor. Ama belki ileride olur. Çünkü çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir adam. Tan 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 tun 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 Tantuni Spor. İzliyorum, şey yapıyorum, seviyorum. Mete zaten. Alper benim bir yerde yavrum sayılır. Bu ta 2 sene önceki yayına çıktan. Kirazoğlu. Beleş içerik. Multiplayer yuvam. Yani aslında çok güzel şeylerle. Bu arada şaka yapıyorum Kirazoğlu'na. Çok güzel adaylarla beraber gösterdim. Ben o yüzden rahat rahat böyle göğsümü gere gere ben bu ödülü bütün diğer yarışmacılar adına alıyorum diyebildim. Mesela çok haz etmediğim tipler de olabilirdi ya da hani daha o seviyede görmediğim şeyler de olabilirdi. O zaman mesela şunu da diyebilirim. Ben bunu Mete adına da alıyorum. Hani diğer adaylar adına alıyorum diyebilmemin şeyi oydu. Hepsini biliyorum. Hani ben değil Sese gel alsa da koymaz. Mete alsa da koymaz. Alper alsa koyar. Yuh daha dünkü çocuk nereye alıyor? Kirazoğlu alsa koymaz. Öyle bir durum vardı. Ninja da olabilirdi. Tabii. Evet. Bakalım o anlar. Bir diğer muhteşem adam. Murat Sönmez ya şu adamdaki tatlılık kimsede yok ya. Top sakalına, saçına, başını şu ya Allah'ım tam böyle hem yanakları sıkılacak hem saygı duyulacak adam. Hem şirin hem de tam bir şey mentörü nasıl Türkçe'ye çevirebiliriz? Yol gösterici, şey yapan böyle çok severim ben Murat Hoca'yı zaten. O da klasik. Konuşmama başlamadan önce. Evet. Orada konuşması gerçekten zor. Ya böyle hani bir şeyleri de kafada şey yapmadığın için, önceden planlamadığın için gerçekten bu arada hiç en ufak haberimiz yok kimin ödülü kazanacağına dair. Ben de aklıma ilk gelen sistemimi ettim. Triple A ölüyor. İmdat, help diye. Yoksa aklım başımda olsa moderatörlerime, ne bileyim izleyicilere, şeylere, bir anneme, zaten anneme söylemedim ödül aldım diye. Yani şunu görse ağzıma sıçar. Haklı. İnsan bir teşekkür eder. Öküz evladı. Ama ben orada hala trip atıyorum. Triple A ölüyor. Biz gelenekselciyiz. Aman kıymetimizi bilin falan. İşte. Ya canım hocam ya. Öperim senin o yanaklarını.
Bana sitem ediyorsun. İnşallah kardeşim. Bu arada kot pantolonla ilgili herhangi bir olumsuz yorum istemiyorum. Çünkü yoldan geldim. Ne kumaş nasıl giyeyim? Zaten kumaş giyecek yerlerim ağrıyor. Kumaş pantolon giysen ona uygun ayakkabı da giyeceksin. Oho, ölme şeyim ölme. Ben bir de ödül alır mıyım alamaz mıyım emin de olmadığım için rahat takıldım. Nasıl olsa oturuyoruz. Üst taraf gözüküyor. Ceket kravat gözüksün yeter. Ben ne bileyim sahneye çıkacağım. Bir de ödül verdi yani. O yüzden bence çok şık gözüküyorum. Müthiş. Çıkışı bulamıyorum. Gizli geçit. Bunları biliyorsun. Zaten Mito dediydim. Mito aldı. Dur. Bak adam ne kadar yakışıklı, ne kadar şık. Maşallah. Allah sevdiğine başlasın bunları. Hep bunları sevdiğine başlasın. Next. Bu çok iyi. Bak bu çok, bu da dünyanın en tatlı reaksiyonu. Yılın farklı oyunlar yayıncısı. Ben ses duyamayanlara söylüyorum. Çok iyi lan. Kamerayı kapayalım da bari beraber şey yapalım. Tam görün. Yavrum affet. Şu tepki bak, asıl olay zaten Grimm'de. Yani hepimiz Grimm ya da Batu diyorduk. Ben aslında biraz da uyandım çünkü Batu'yu şeyde görünce, host tarafında görünce. Ama Grimm yine de insan şey yapmıyor tabi, beklemeyebiliyor. Yani her ne kadar favori olsan da ya da adaylar arasında gözüksen de sonuçta %50, %30 ihtimal her neyse. Tepki çok güzel, tekrar onu görün. Ben bayıldım buna sonra izledim. Birazdan da eşine bakın. Semra'ydı. Hep unutuyorum ya. Semra'ydı değil mi eşinin adı? Pot kırmak istemiyorum. Çok güzel ya, baksana. Sinan Akkol da oradaydı hatta, selamlaştık. Bu arada Semra burada, ben acayip inanılmaz biçimde Natalie Portman'a benzettim ya. Bilmiyorum, ben öyle benzettim. Tam bir Natalie Portman.
Devam. Sonra. Tabi burada enteresan bir andı. Bunu da şey yapmak lazım. Bu da şey, yükselen yayıncı. Ama biz gerçekten adayları unutmuşuz arkada geldiğimizde. Kimse demedi ki bize. Burada da absürt bir durum. Ulan diyorum ki Cao hadi çık da. Yok önce sen çık diyorum. Manyağı kibarlık yapacağı tuttu. Ne? Oğlum çık diyorum. Çık 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 yapıyor. Abartmıyorum. 15 saniye çık 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 çık. En son dedim hadi lan diye fırladım yani. Bizi bekliyordu millet. Ne yapayım? Hi guys. Bu arada hepsine döneceğim okuyacağım. Merak etmeyin. Lan çık. Tam bir mafyayım ya. Vay. Saçları çünkü duştan çıktığım için şekil de veremedim saçlara. Tam bir mafyayım. Şu tipe bak. Yani vur de vurayım, yık de yıkayım, kafasına sıkayım, ne bileyim. Bağırsak dökeyim. Temizliğe geleyim. Çıkmayan yağ lekelerini ovalayım. Yerdeki mobilyadan kalan boya izlerini Vileda ile bastırayım. Fayans aralarını kulak tıkacıyla temizleyeyim. Öyleyim yani. Öf. Allah Allah götüm niye baştan vermiyorsun? Unutup unutup kesiyor sonra bizi. Bu arada Gözde'ye de bir parantez açmak istiyorum. Gözde'yi takip edeceğim ben bundan sonra en azından denk geldikçe. Çünkü anladığım kadarıyla kadın yayıncılar dışında ekstra adaylığı olan tek hatun diye en azından benim gördüğüm kadarıyla öyleydi. Büyük başarı. Ben ya çok mutlu oldum. Şurada o kendi yayınımda da söylemiştim. Hani her alanda, her dalda bir tane hatun olsa demiştim ya. Mesela Gözde'nin burada 6. olması bence çok iyi. Büyük başarı. VTR'leri geçiyorum burada. Şöyle tam. Can Sungur. Ya hala oradan gel. Sen diyorum, o diyor hala. Sungur tabii ondan sonra yayın yapıyor. Ne diyor? Ulan keşke yengenize teşekkür etseydim diyor. Herkeste aynı şey vardı. Bu tam bir psikopat yani. Bu arada ben onların hiçbirine teşekkür etmiyorum. Işığı alamıyorsun ya. Niye alamıyorsun kamera? Allah Allah. Neyse spot alınca herhalde düzelir. Tamam ses yok bu arada. Onu geçin. Bir şeylere teşekkür ediyor. Kamerama, sandalyeme falan filan teşekkür ediyor. Şeyde Boss Life aldı. Yani Boss Life benim için sürpriz oldu ama şeyi tahmin ettim ben.
Sungur, ya ben kimsenin iki ödül almayacağını bir yerde sosyal adalet gibi düşündüm. Bunu tahmin ettim. Sungur o şeyde ödülü alınca dedim o zaman bu şeye gider. Boss Life'a gider. Eldrain ödül alabilirdi. 3 tane şeyi vardı çünkü. Adaylığı vardı Eldrain'in. Ama biraz da belki hani daha taze yayıncı diye. Taze değil tabii ki. Yani hani belli bir süreyi doldurmuş ama yükselişi şey taze diye. Yükselişte de Sungur'la kafa kafaya gelmesi dezavantaj oldu. Belki yükselini Eldrain, içeriği Sungur alabilirdi. Ya yani Boss Life'ın alması şey değil, anormal değil ama ana favori Sungur'du. Ama Sungur oradan şeyi alınca tak bu da Boss Life'a geldi. Güzel ama helal olsun. Bu da galiba IRL. IRL'de zaten sürpriz çıkmadı. Orada Sungur'a boncuk falan taktılar. Burada sürpriz yok yani. Bütün yayıncılar da şeyde hemfikirdir zaten. Kendini müzisyen de hemfikirdir diye tahmin ediyorum. Bu arada şeyi soranlar olmuş. Levo niye gözlük takıyor? Levo ya uykusuzluktan ya yolculuktan bir sıkıntı olduğu için gözlük takmak zorunda kalmış. Ya onu bana söylemişti şeyin sonunda. Ve kadın yayıncılar. Mesela benim için bu çok önemli. Başlıyoruz oyuna. Öf. Durmuş. Öf. Bunların hepsine ben orada öf çektim ama. Öf. Acı mayorlar yani. Acı mayorlar. Ödülü takdim etmek üzere. Bu arada oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Dedim ya bir yarım saat çünkü ha, bunun muhabbetini yapmak zorundayız. Ben size teşekkür etmek zorundayım. Çünkü sizin sayenizde oldu. Yoksa ne yapsınlar? Beni. Değil mi? Ne oldu? Müzeye bakarsan sanırsın dünya güzeli seçiler. Bir şey söyleyeyim mi? Hepsi dünya güzeli. Hepsi oradaki kadın yayıncıların ya da kamera... Kız Siri sen de dünya güzelisin. Tamam, sen de dünya güzelisin. Oradaki kadın yayıncıların ya da organizasyonda yer alan kadın yayıncıların hepsi dünya güzeli zaten. Allah hepsini sevdiklerine de başlasın. Bazılarınızın fark etmediği şey şu. Ya işte güzel onu Turgut geldiğinde de o da şey yapmıştı. O da atar giderli girmişti. Aa güzeller diye oradalar. Aa şöyleler diye oradalar. Böyleler diye oradalar falan filan. İstediği sebepten, güzelliğinden olur, şirinliğinden olur, oyunculuğundan olur. Gördüğünüz zaman bam diye koşuyor onunla. Mesela Miranda'kileri headshot çakıyor. P. Queen oradan headshot çakıyor. Figen headshot çakıyor. Olay şu ama bazılarınız istiyor ki işte Panda olsun, Ferit olsun, Ca olsun, Cantu olsun, Mitrein olsun, bilmem ne, Eldrain olsun, Sungur alsın, hep onlar alsın. Ya anlamadığınız şey şu. Oraya, o ortama bir tane kız gelir. Ben bunu daha evvel de söyledim. Kendi şeyim için, çetim için söyledim. Oradaki bütün erkekler kendini çeki düzen verir. İkinci, üçüncü, dördüncü ne kadar çok kadın yayıncı yer almaya başlarsa, kendine yer etmeye başlarsa en azından
o Twitch'in o ortamı. Twitch'te, YouTube'da fark etmez. Ben şu anda Twitch için konuşuyorum tabii bu şeyde. Tamam Siri ama. Tamam. Herhalde bir şeyden tetikleniyor bu Siri, anlamadım. Daha güzel bir yer haline gelmeye başlar. Yoksa full Eldraen, Cahreyn, bilmem ne falan filan, acemi asker koğuşu, bok gibi, affedersiniz, apış arısı kokan bir ortam olur ve iğrenç. Köy kahvesinden farkı kalmaz. O yüzden nefret de edebilirsiniz, hater de olabilirsiniz kadın yayıncıların ya da bazılarının, bilmiyorum. Ama orada olmaları sizin için de, bizim için de, diğer erkek yayıncılar için de son derece güzel ve inşallah daha da artmasını beklediğimiz, istediğimiz bir şey. Saat 9 olmuş. Hadi 5 dakikaya Assassin's Creed'e geçelim artık. Burada da ödülü Miyafits aldı. Yani Miyafits'i çok izlemediğim için yorum yapamıyorum ama bakacağım bundan sonra. Buradaki adayların hepsini, ben Pelin'i tanıdığım için gönlüm Pelin'den yanaydı tabii ki. Herkese benden çay. Ulan yavrum affet. Ses titriyor. Herkesin sesi bir titriyor, bir nefes kesiliyor arada diye kalıyorsun. İnşallah. Ses gitmeyenler için inşallah kadın yayıncılar olarak daha fazlasını yaparız, daha başarılı oluruz dedi de. İnşallah dedim ben de. Ve son olarak... Gecenin tabii ki en doğal olarak psikopat şeyi... Ne denir? Kategorisi... Erkek yayıncı, en iyi erkek yayıncı. Zaten 6 kişi var, 6'sı da şey... Yani Türkiye'nin Twitch Top 10'unda yayıncılar olduğu için otomatik şey yapıyor. En büyük rekabet burada oluyor. Yuh. Ben Xbox'ı açayım o sırada. Ben bunu duydum. Direkt boşluğa döndüm. Biliyorsun boşluk burçak yanımdaydı. Boşluğa doğru uzandım. Seninki dedim hani zeki ama... Erkeksi olmayan Cahreyn kazandı. Boşluğun Cahreyn'le ilgili yorumu oydu. Zeki ama yeterince erkeksi değil falan dedi. Erkek, yılın erkek yayıncısı için yapıyor bu yorumu. Zeki ama erkeksi değil. Boşluk, yemin ediyorum. Ya boş, aslında bunların yarısını boşluk almalı da işte boşluğu halk anlamıyor. Jüriler anlamıyor. Boşluk hep yanlış anlaşılıyor.
Ve böylece ladies and gentlemen, şu klibi de, son klibi de izletip ondan sonra Assassin's Creed'e geçelim. Ama tabii ki tekrar tekrar sizin desteklerinizle gittik. Bayağı da yani ızdıraplı bir yolculukla son anda yetişerek bu güzel ödülü aldık. Yılın oyun içerikli YouTube kanalı. Aslında gönül isterdi Twitch olsun ama onu Cao'ya kaptırdık. Gerçi yok, oyun değil, o erkek yayıncı. Neyse yani. De ki oyun içerikli Twitch kanalı diye alayım ben bunu. Sayenizde tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Ne diyorum hep? Olay en çok izlenmek değil. Ne bileyim 3000, 5000, 10.000 izlenmek değil. Olay işte her sponsorda, her eventte bilmem ne de yer almak değil. Olay böyle ortak bir şey tutturup ortak bir ton, ortak bir muhabbet tutturup güzel keyifli oyunlarla, nice masallarla, nice hikayelerle, nice senaryolarla, işte kimi zaman antik Yunan'da, kimi zaman vahşi batıda, kimi zaman Battlefield'da savaş alanında böyle birbirimize destek çıkabilmek, muhabbet edebilmek, birbirimizin dertlerini, stresini, sıkıntısını alabilmek, bunu yaparken de işte pandasıyla, dişi pandasıyla, moderatörüyle güzel, keyifli, her katılanın kendine muhabbet edecek birini, birilerini, bir ortamı bulduğu o panda ocağını, panda çay ocağını, panda chatini, panda YouTube'unu, Twitch'ini artık ne derseniz, o bizim bir arada olduğumuz şu güzel ortamı yaratmak. Teşekkür ediyorum bunun için. Hepinizin ellerinize sağlık. Isırırım hepinize. Hemen ben de buradan kalplerimi yapıştırıyorum. Benim de pinti kalplerimi. Kalpler pinti.